Bakın bir ömrümüz var. Bu ömrü Allah subhanahu ve teala için eğer adamaz isek çeri çöp olacak. Affedersiniz eğer Allah için yaşamıyor isek bildiğiniz bir pislik fıçısından başka bir şey değiliz. İçimizde dışkı taşıyan bir insandan başka bir şey değiliz. Sadece yiyen, içen, sağa sola affedersiniz pisleyen bir hayvandan başka bir şey değiliz. İstediği kadar ağır olsun bu sözlerin. İstediği kadar sizin kalbinize dokunsun ama gerçekler böyle. Bir hayvanı salıverirsin gider, otlar, yer, içer, güneşten bunalır, gölgeye girer. Yani zevki, sefası için Allah subhanahu wa ta'ala ona emrettiği tabii ki kural ve kaideler içerisinde hayatını idame ettirir. En sonunda gelir, onun sahibi tasmasını takar, zincire bağlar, ahıra bırakır. O pisliğin içerisinde o hayvan yatar, uyur. Bu kadar. Bizler eğer Allah için yaşamıyor isek işte o pisliğimizin içerisinde yer, içer, hayatımızı idame ettiririz. Bizler insanız insan. Bizler farklıyız. Bizler Allah subhanahu wa ta'ala'nın yarattığı Ahsenül takvim dediği en güzel yarattığı varlıklarız. Bizlerin güzelliği yüzümüzdeki güzellik değil. Bizlerin güzelliği yaratılış konusundaki, nizam konusundaki, özellik konusundaki güzelliktir. Bizler farklı, bizler gerçekten imkanları yüksek yaratılışa sahibiz. Allah subhanahu ve teala bizlere bu kadar imkanı vermiş iken, bu kadar sermayeyi vermiş iken, iflas etmenin, yanlış yerlerde kullanıp da bedbaht olmanın ne gereği var?